Sayın Faruk Eczacıbaşı'nın benim hayatımda önemli ve anlamlı bir yeri var. Gazetecilik yıllarımda görüşlerine sıkça başvurduğum, belki yüz yüze olmasa da ama makaleleri ve veya çalışmaları özellikle teknoloji alanında ilham vermiş birisi. Faruk Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olabilir, bir patron. Ancak entelektüel anlamda ve medya için farklı, biraz önce ifade ettiğim gibi, anlamları olan bir kişi. Türkiye'ye de pek çok konuda öncülük etti. Ezber bozan birisi demek istiyorum. Faruk Bey, çok teşekkür ediyorum zaman Ben teşekkür ayırdığınız için. ederim. Yani şu ezber bozan halinizi hiçbir zaman, o kadar sürdürülebilirsiniz ki bu anlamda, ezber bozmak anlamında. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Yani Ne çünkü güzel bunun sözler insanı bunlar. Çok gururlandım. daha yeni başlıyor. Bu bir kitap tanıtımı değil ama aslında daha yeni başlıyor. Sizin her yerde de neden ısrarla ben bir yazar değilim diyorsunuz ve veya işte bu benim ilk ya da işte atipik bir çalışmam diyorsunuz. Evet, öyle ama iyi bir yazarsınız. Umarım. Daha nedir yeni başlayan? Daha yeni başlıyor. Sanki siz kendinizi anlatıyormuşsunuz gibi Evet. geldi bana. Yani bir teknoloji üzerinden Evet. sizin için yeni başlayan nedir? Bana bir anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Ben 35 yaşındayken tam bu hani Cahit Sıtkı Tarancı geliyor aklıma. Yani yolun yarısı Yolun ettiği yarısı. bir tarih. 1989'da internet diye bir kavram çıktı. Ve tesadüfen aynı yıl Soğuk Savaş da bitti. Ve bu hakikaten önemli bir dönüşümün işaretiydi diye düşünüyorum. Biz nasıl çağları kendi içinde senelerle ifade ediyoruz. Bence 1989 bu tarihlerden bir tanesi. Endüstri döneminin sonu ve endüstri sonrasının döneminde başlangıcı. Yani buna bilgi çağı mı deriz, artık adını her ne dersek. Çünkü hangi kavramı koyarsanız koyun hemen içi boşaltılıyor. Ama bildiğimiz bir şey varsa endüstri çağı artık devam etmiyor. Çünkü internetin tetiklediği, 1989'da internetin tetiklediği, özellikle internetten sonra doğan bilgi ağlarının, iletişimin hızlanmasının birçok yeni bir takım teknolojik gelişmeleri tetikledi. Ve bu üstel bir hızla büyüyor. Bu da bizim alıştığımız bir yapı değil. Yani internet öncesi veyahut endüstri çağında eğitimini geçirmiş bir yapının, bir altyapının artık yavaş yavaş eskidiğini görüyorsunuz. Biz lineer düşünmeye alışırız. Yani özellikle üretimciler olarak biz diyelim 100 şişe gazoz üretiyorsak, ertesi sene 120 şişe gazoz üretmek bizim için bir başarı. Bir sene sonra 150 üretiyorsanız yine bir başarı. Halbuki üstel büyümede rakamlar böyle değil. Bir sene 100'dür, ertesi sene 3000'dir, ondan sonraki sene 100.000'dir. Böyle bir gelişme, çünkü yazılımdan bahsediyorsunuz. Maliyetleri, yani üretim maliyeti çok düşük olan, çoğaltılabilir, çoklanabilir bir yapıdan bahsediyorsunuz. Bunu yavaş yavaş özellikle hizmet sektöründe hayata penetre ettiğini görüyorsunuz. Ve bu birçok yapıyı değiştiriyor. Ve bizi devamlı yeniliklerle karşılaştırıyor. Eskiden ya bu kadar sık yenilikle karşılaşmazdık. Bu her yenilik bir takım alışkanlıklarımızı bertaraf ediyor. Bu yeni dönemde ya aradan işte kaç sene geçti? 20 olur mu? 30 sene geçti. Bu 30 sene içinde
Yeni bir kuşak gelişti. Yeni bir kuşak üretime girdi. Bundan sonra daha farklı kuşaklar da devreye girecek. Bu da biz bunun, biz değiliz ilk kuşağı. Bugün üretime geçen ilk kuşak. Bu kuşaklar devam edecek. Yepyeni alışkanlıklarla, devamlı değişim içinde bu yeni başlıyor. Peki bu kitapta şunu mu anlamalıyım? Aslına bakarsanız önceki kuşak, bizim kuşağımız, bizden sonraki kuşaklar, eğer böyle kabaca, yani kuşaklar arası yeni bir dil var. Bakın bu dile artık adapte olmamız gerekiyor. Sanki gelecek kuşaklara değil de bize söylemişsiniz gibi bir dertlendim. Yani bak anla, hani o kadar hızlı gidiyor ki demişsiniz, evet, gibi geliyor. Doğru mu? Aslında hani, yani bir kere bizim kuşağın bir görevi var. O da genç kuşaklara kapı açmak. Yani bu gelişimi gerçekleştirecek olanların, ben genç kuşaklar, bu işin içine doğmuş olan genç kuşaklar olduğunu düşünüyorum. Ama genç kuşaklarla bununla ilgili bir takım yetkinlikleri geliştirmeleri lazım. Yani bir kere yani ben 4 tane temel yetkinlik sayıyorum. Bir esnek olmaları lazım. Networking'i iyi bilmeleri lazım. Kutular içinde düşünmemeleri lazım. Yani birleştirici, bütünleştirici bakabilmeleri lazım. Bir de güvenlik konusuna çok dikkat etmeleri lazım. Güvenlik konusunun ben bunun içinde çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Çok haklısınız. Biz eğer bu bozguncu yeniliklerden bahsediyorsak, yani aşağı yukarı her dakika karşımıza çıkan bu yeniliklerden bahsediyorsak, her yenilik kendi karanlık taraflarını da beraberinde getiriyor. Getiriyor. Eğer siz onlardan önlem almazsanız o karanlık taraflar ağır basmaya başlıyor. Bu kitap burada noktalandı mı? Keşke noktalansa. Yani hakikaten insana acı verici derecede yenilikleri izleme ve yenilikleri içine koymak zorunda hissediyor yani insan. Yani daha kendisi. Yeni başlıyorsunuz. Daha yeni galiba, başlıyor, değil sormayın. Mi? Ama yani yani bir gerçek var ki yani bu yeni başlayan şeyde değişmeyecek bir takım gerçekler var. Neymiş onlar? Esnekliğin zorunluluğu. Ben örnek olarak şunu söyleyeyim. Ben planlamada yetiştim. Planlama dediğiniz 5 sene sonrasını planlarsınız. 3 sene sonrasını planlarsınız. Ama yenilikçilik dediğiniz zaten sürpriz demektir. Yani planın, öngörünün tersine işleyen bir kavram. Size bir burada ters düşmek değil ama aslında söyledikleriniz çok da doğru bir yerde başlamışsınız, planlama. Ama planlamayı, evet, yani çok da şanslıymışsınız planlamada başladığınız için diye hep düşündüm ben kitabı okuduğum süre ve bununla ilgili söyleşilerinizde. Ama şunu izleyen planlama artık geçti, rafa kalktı gibi de algılayabilir. Yok ya, o çok zor. Fakat, bir şey olamaz. Ben şöyle içselleştirdim sizin bu cümlelerinizi. O kadar büyük bir zenginlikle başlamışsınız ki, yani o böyle tarih okumak gibi, felsefe okumak gibi, onun üzerine yenilikleri koymak. Yani bunu böyle okumak daha iyi olmaz mı? Sanki yeni nesillerde planlama, her şey her an değişiyor ama plansız da olmuyor açıkçası. Plansız değil ama bir savrulma diye bir gerçek var. Yani o sizin planlarınız tutmadığı takdirde nasıl önlem almanız gerektiğini de bu öngörünün içine yerleştirmeniz esneklik lazım. Zaten burada esneklik galiba, zaten değil mi? Bunu yani kastediyorum. Hani burada, evet, ve bir daha gitmeyecek olan şey. Şimdi bu daha yeni başlıyorum, devamı ne zaman gelecek? Şöyle herhalde, yani bir kere aşama aşama herhalde kitabın yenilenmesi olacak. Bir de yani belli bir dönem geçtikten sonra zaten bu kitabı ben internet üzerine doğrudan doğruya koymayı düşünüyorum. O zaman ben rahat rahat istediğim şeyleri istediğim zamanda değiştirebileceğim. Bravo, çok iyi olur zaten. Peki
Var mı? Yenisinin ismi var mı? Yok yok. Hayır. Ya aynı daha kitabın devamı. Evet. Bu başlangıç yani, hiç bitmeyecek yani. İkinci kitabı yani ikinci kitabı bunun devamını okuyanların birinci kitabı alması şart değil. Zaten %90'ı aynı şey olacak. Siz böyle bir şeye başlarken neyle mücadele ettiğinizi bilerek mi başladınız? Yani zaman sanki kum saati çevirmişsiniz de akıyor gibi bir hissiyatınız olmadı mı? Çünkü yeni başlıyor ve hızla akıyor ve siz onu bir noktada durdurup bizlere anlatma çabasına giriyor. Şöyle diyeyim. Yani bakın ben şeyden çok sıkıldım. Tezlere antitezle mücadele etmekten sıkıldım. Yani bunun yapılmamasını gerektiğini düşünüyorum. Yani bu gerek sosyal, yani bugün önemli bir polarizasyon yaşanıyor dünyada, her tarafta. Her tarafta ve her alanda. Ve bu polarizasyon hakikaten neredeyse zeytinyağı ve su gibi birbirinden uyuşmuyor. Fakat bunlar yani bu görüşler geleceği de içine katarak düşünceler olduğu, geleceği de içine katan düşünceler olduğunu düşünmüyorum. Bakın, ben insanlara gözlük değiştirmelerini öneriyorum. Farklı renkte bir gözlükle bakmalarını öneriyorum. Yani o karşımızda bir duvar var. Bir duvarda bir takım çatlaklar var. Ve o çatlakları tamir etmek konusunda fikir ayrılıkları var. Biz gözlüğümüzü değiştirelim. Belki çatlaklar dikey değil, yataydır. Belki o zaman daha ortak noktalar bulabiliriz. Bu şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü, şimdiye kadar olan gerçekler, tamam tarih belki tekerrürden ibarettir, tarih kendini yeniliyordur diye bir takım laflar var ama ben buna açıkçası inanmıyorum. Yani bir takım şeyler kendilerini yeniliyor ve her şeyin eskisi gibi olmasını beklemememiz lazım. Bakın teknolojide yani çok yakın zamanda yapay zeka diye bir gerçekle çok iç içe yaşayacağız. Birçok insanın çalışma hayatını çok farklılaştıracak, meslekleri farklılaştıracak, insanların yetişme tarzını değiştirecek, hatta günlük hayatlarını değiştirecek. Bunun için bir takım hazırlıklar yapmamız lazım bizim. Bugün uğraştığımız tencere bir dibin kara, benimki senden kara konuşmalarıyla biz buna çözüm bulamayız. Çok haklısınız. Daha da güzel ifade edilemezdi. Blockchain aslında belki de bir şemsiye gibi düşünecek olursak, neden bu kadar önemsediğinizi gerçekten merak ediyorum. Ne ifade ediyor efendim? Ne ifade ediyor? Blockchain bundan 10 sene öncesine kadar olamayacak, gerçekleşemeyecek bir yapıydı. Yani teknolojinin ilerlemesi, kapasitenin artması, yani dijital teknolojilerinin gelişmesi sayesinde diyelim, yepyeni bir takım olanaklar çıkmaya başladı ortaya. Blockchain de zaten böyle bir yapının ürünü. Şimdiye kadar hiç teknolojik yetersizlikten dolayı diyelim. Şimdiye kadar hiç kimsenin yapamayacağı bir takım olanaklarla yeni bir konsept oturtuldu. Nedir o? Sorumluluğun dağıtılması. Yani eskiden işte bir takım kontrol mekanizmaları öncelikle finansal alandan çıktı zaten işin en başlangıcında. İşte bunun öncülüğünü özellikle son birkaç yılda çok adını duyuran Bitcoin yaptı. Kripto paralar yaptılar. Oradan çıkan yeni bir takım finansman olanaklarıyla çıktı. Blockchain konsepti popüler olmaya başladı. Ve yani bundan sonra artık bu devam edecek. Yani bir zaman zaman belki ya Bitcoin'un şimdi gösterdiği aktüel yapıyı belki bir müddet korumayacak ama yani bir müddet farklılaşacak.
Ama yani bir konsept olarak artık var, mevcut ve hayatımızın içinde, daha doğrusu özellikle ekonomik ve sosyal yapının işleyişinde ben blockchain kavramının devam edeceğini ve gittikçe de hatta gelişeceğini, farklı alanlara penetre edeceğini düşünüyorum. Cevabınızın içinde ipuçlarını verdiniz ama ben altını çizmek istiyorum. Blockchain ekonomi ile başladı. Belki finansal bir enstrümanmış gibi evet. Duruyor. Ama ufku o kadar geniş evet, ki. Evet. Bana buradan da resmi tamamlayabilmemiz için beklentinizin ben hukukta da, sosyal evet, özellikle hukukta da farklı noktalarında. Evet. Yani nasıl bir yapıdır ki hayatımıza farklı noktalarda penetre edecek dediğiniz gibi ve bize nasıl bir katkısı olacak? Şimdi şöyle söyleyelim. Önce işte Bitcoin olarak bir kripto para birimi olarak başladı blockchain. Orada da işte bizim özellikle bankaların ve bir yani genel olarak diyelim bugünkü finansal yapının içine bir yabancı hücre olarak geldi diyelim. Bir müddet bu şekilde devam etti. Hatta çok yükseldi. 2017'nin sonuna doğru roket hızıyla yukarı yükseldi. Birkaç ay içinde. Yani Bitcoin'un değeri 10 binlerden hatta 7 binlerden 20 binlere çıktı bir anda. Sonradan birdenbire aşağı düştü. Çünkü ya aslında bizim anladığımız anlamda bir finansal çapası yoktu diyelim. Fakat blockchain, Bitcoin'un üzerine, kripto paraların üzerine baz ettiği blockchain aslında finans dünyasının dışında daha çok hukuk dünyasını ilgilendiren bir konu. Biz yani hukuk dünyasının en önemli kalemlerinden birisi, en önemli ayaklarından bir tanesi sözleşme. Yani iki kişi arasındaki sözleşme için hakemler vardır. Yani, ve noter sistemleri vardır, noterlik sistemleri vardır. Araya bir takım güven oluşturan unsurlar konulur. İşte bu güven koyucu unsurların blockchain'in tabiatı itibariyle bu unsurlara gerek yok. Çünkü sözleşmenin kendisi akıllı. Yani bir şey, o sözleşmenin baz etmediği bir takım, daha doğrusu o sözleşmenin içinde bahsedilen bir takım konular gerçekleşmezse, sözleşme yerine gelmemiş olarak kabul ediliyor zaten. Ve bunun için dışarıdan yeni kontrol mekanizmalarına ihtiyaç duyulmuyor. Kendi içinde yapılaşıyor. Buna dağıtık sistem deniyor. Bu da şimdiye kadar yoktu. Bunun bir maliyeti var. Yani şu anda maliyeti var. O da enerji maliyeti. Çünkü siz her bir sistemin içine kendi kontrol mekanizmasını koyuyorsunuz. Bu pahalı. Yani pahalı enerji kullanımı açısından pahalı. Fakat ben zaman içinde bunun da çaresini bulunacağına inanıyorum. Web 3.0 gibi bir hayal blockchain deniyor. Bu cümle sizce doğru mu? Yani web'in hayatımızdaki yerini artık tartışmıyoruz bile. İnternetin evet. Tartışmıyoruz. Yani, hava gibi, su gibi. Blockchain'in de böyle bir noktaya ulaşabileceğini hayal edebilir miyiz? Ben inanıyorum. Yani yalnız blockchain olarak düşünmüyorum bunu. Benim için blockchain bugün hayatımıza gördüğümüz birçok bozguncu yapıcılık deniyor buna. Disruption İngilizcesi. Yani bir takım eski alışkanlıkların yıkılarak yerine yeni bir takım yapıların oluşması. Blockchain bu işte çok güçlü tabii. Yani bu kavram daha çok değil 10 sene evvel 2008 yılında ne idüğü belirsiz bir adının Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden ve şu anda hala kim olduğu bilinmeyen bir insan tarafından konuldu ortaya. Hiç kimse bilmiyor ne olduğunu. Esrarengiz birisi midir, birkaç kişi midir?
Onu da bilmiyoruz. Bir makaleyle ortaya konuldu ve gelişti. Hakikaten çığır açıcı bir yapı. Tutar mı? Tutma ihtimali büyük. Tabii savunanlar bunun için çığır açıcı diyecek. Her şey için, her yenilik için çığır açıcı deniyor. Ama ben blockchain'in hakikaten bir konsept olarak bundan sonra bizim kullandığımız mekanizmaların yanı sıra güçlü bir mekanizma olarak var olacağını düşünüyorum. Yani bir takım şeyleri silip süpürmeyecek. Ama bir alternatif olarak varlığını devam ettirecek. Ben son sorumu şöyle ifade etmek istiyorum. Bugün yeni başlıyor olsaydınız, nasıl bir formasyon, nasıl bir eğitim almayı kendiniz için tırnak içinde planlardınız? Bilmiyorum. Bir kere, yani tabii 60 küsur yaşında bunu söylemek çok kolay. Yani gençler genelde bu şekilde düşünür mü, düşünmez mi onu bilmiyorum ama yani benim gençlere özellikle, hatta yani ergenlik çağındaki gençlere dahi söylemek istediğim şu var. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Eline bir kağıt al. Sen 10 sene sonra ne yapmak istiyorsun? Yalnız başına, kimseyle de paylaşma. Ne annenle paylaş, ne babanla paylaş, ne hocanla paylaş, kimseyle paylaşma. Onu bir kağıda geçir. Astronot mu olmak istiyorum? Astronot olacaktım, olmak istiyorum diye yaz. Onu katla, bir kenara koy. 6 ay sonra kalk, o kağıda bak. Belki bir takım şeyler değişmiştir. Onu bir daha bir değerlendir. Sonra 6 ay sonra tekrar bir bak. Böylece kafanı, yani kendi düşüncelerini artiküle et. Yazıya çek, taşa yaz. Ondan sonra onu yavaş yavaş değiştir. Okul çağın geçecek. Yüksek okula gideceksin. Yüksek okulda etrafı göreceksin. İlgi alanlarının farklılaşıp farklılaşma. Dünyanın neye ihtiyacı olduğunu göreceksin. Hangi ihtiyaca sen cevap verme yetkinliklerin var, yeteneklerin var, bunu göreceksin. Buna göre bu kağıdı hep yenileyerek devam et. Sonunda diyelim bir meslek dalımı okudum. Atıyorum, makine mühendisi mi oldum? O zaman şunu bil ki, ben makine mühendisiyim dediğin zaman binlerce makine mühendisinden birinden bahsediyorsun. Ama ben spor yapan, gitar çalan, İngilizce, İspanyolca bilen makine ama işte sol gözlük camı yapan makine uzmanıyım dediğin zaman sen kendi dar ama çok iyi bildiğin bir alanda kendini yetiştirmiş olacaksın. O alanda devam et. Eğer yönünü değiştirmek istiyorsan değiştir. Bunu önleyen bir şey yok. Ama çünkü hayatın boyunca zaten o eğitimi devam ettirmek zorundasın. Yani seni kendi hareket alanında güven sağlayacak yapıyı sağlayarak devam et. Benim gençlere söylediğim bu. Ha bunun gerçekçi midir? Gerçekçi olmak zorunda. Yoksa yani sürünün bir parçası olmakla yetinmenin ben bundan sonra gençler için yeterli olduğu düşüncesinde değilim. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başlangıç noktamla beni aynı yere getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ezber bozduğunuzu söylemiştim. Ezber bozuyorsunuz. Umarım. Bozmaya devam ediyorsunuz. Ben de sizi takip etmeye devam ediyorum. Çok versin, sağ olun. Çok naziksiniz. Bu sözleriniz gerçekten beni çok gururlandırıyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun.